Üçüncü sual, cehennem nerededir? El cevap, قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Cehennemin yeri bazı rivayatla tahtel arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi küre-i arz, hareket-i seneviyesiyle ileride mecma haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise arzın o medar-ı senevisi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Küre-i arzın seyahat ettiği mesafe-i azimede pek çok mahlukat var ki nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Cehennem ikidir. Biri Sûra, biri Kübra'dır. İleride Sûra, Kübra'ya inkılap edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi ileride ondan bir menzil olur. Cehennem-i Sûra, yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatül arzca malumdur ki, ekseriya her 33 metre hafriyatta bir derece-i hararet tezayüt eder. Demek merkeze kadar nısfı kutru arz, 6000 küsür kilometre olduğundan 200 bin derece-i harareti cami, yani 200 defa ateş-i dünyeviden şedid ve rivayet-i hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Şu cehennem-i sûra, cehennem-i kübraya ait çok vezaifi dünyada ve alem-i berzahta görmüş ve ehadislerle işaret edilmiştir. Alem-i ahirette küre-i arz nasıl ki sekenesini medar-ı senevisindeki meydan-ı haşre döker, öyle de içindeki cehennem-i sûrayı dahi cehennem-i kübraya emri ilahi ile teslim eder. Ehli itizalin bazı imamları cehennem sonradan halk edilecektir demeleri, hali hazırda tamamiyle imbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gabavettir. Hem perde-i gayb içindeki alemi ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Vel ilmu indallah, ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzle görülmez. Fakat bazı rivayatın işaratı ile ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasebettardır. Yazın şiddeti hararetine min feyhi cehennem denilmiştir. Demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat ismi hakimin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki, arzın medar-ı senevisi altında bulunan cehennem-i kübra, yerin merkezindeki cehennem-i sûrayı güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş. Kadir-i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. Hikmet-i ilahiye nereyi göstermiş ise cehennem-i kübra oraya yerleşir. Evet, bir Kadir-i Zülcelal ve emri kün feyekûne malik bir Hakîm-i Zülkemal gözümüzün önünde kemal-i hikmet ve intizam ile kameri arza bağlamış. Azamet-i kudret ve intizam ile arzı güneşe rapt etmiş ve güneşi seyyaratı ile beraber arzın sürat-i seneviyesine yakın bir sürat ile ve haşmet-i rububiyeti ile bir ihtimale göre şems-i şümus tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat-ı rububiyetine nurani şahitler yapmış. Onunla saltanat-ı rububiyetini ve azamet-i kudretini göstermiş bir Zat-ı Zülcelal'in kemal-i hikmetinden ve azamet-i kudretinden ve saltanat-ı rububiyetinden uzak değildir ki, cehennem-i kübrayı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip, ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla işal etsin, hararet ve kuvvet versin. Yani alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verip, cehennemden nar ve hararet göndersin. Aynı halde o cehennemin bir kısmını ehli azaba mesken ve mahbes yapsın.
hem bir fatırı hakim ki dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Elbette o Zat-ı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki küre-i arzın kalbindeki cehennemi sura çekirdeğinde cehennemi kübrayı saklasın. Elhasıl cennet ve cehennem şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasındadır. Hem şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Süflisi, sakili aşağı tarafında, nuranisi, ulvisi yukarı tarafındadır. Hem şu seyli şuunatın ve mahsulat-ı maneviyye-i arziyenin iki mahzenidir. Mahzenin mekanı ise mahsulatın nev'ine göre fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havzıdır. Havzın yeri ise seylin durduğu ve tecemmu ettiği yerdedir. Yani habisatı ve müzahrefatı esfelde, tayyibatı ve safiyatı âlâdadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. Rahman-ı Zülcemal ve Kahhar-ı Zülcelal nerede isterse tecelligahını açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise 10. ve 28. ve 29. sözlerde gayet kat'i bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki, meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havzın ırmak kadar ve tecelligahın rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'i ve yakîndir. Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.